Pakistan Taliban örgütü ülkede cumartesi günü yapılacak genel seçimlerde bombalı saldırılar yapmakla tehdit etti. Nisan ayından beri yapılan saldırıların hedefi olan Cemaat-i Ulema, İslam gibi siyasi partiler büyük mitingler yerine sokakta dolaşarak propaganda yapmıştı. Taliban örgütü lideri Hakimullah Mesud'un yazdığı ve basına ulaşan mektupta intihar saldırıları planları anlatıldı. Kampanya sürecinin bittiği ülkede Taliban bazı muhalif partileri hedef almadı. Militanları desteklemekten yargılanan eski başbakan Nawaz Sharif'in seçim çalışmalarına herhangi bir saldırı yapılmadı. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin insansız hava araçlarının vurulmasını ve Pakistan askerlerinin Taliban'ın bulunduğu bölgeden çekilmesini savunan eski kriket oyuncusu İmran Han'ın mitingleri de olaysız sona erdi. Nisan ayından beri yapılan saldırılarda 100'den fazla kişi yaşamını kaybederken dün gece patlayan bomba da 20 kişinin yaralanmasına neden oldu. Orduysa cumartesi günü yapılacak genel seçimde çok sayıda güvenlik görevlisinin seçim merkezlerinde görev alacağını duyurdu.